Bakın burada bir kapı var. Tabii diğer level'e hemen atlamadık. Neden? Sinematik girdi araya. Ve iki tane güzel bayan böyle beyaz hoş kıyafetlerin içinde seksi duruşlarla Beedor'un yanına çok elektrikli can yakıcı silahlarla geldiler. Sonunda Atreus'un yanına geldik. Lütfen beni kimse aramasın. Atreus ile olan bu konuşmamızı şu an konuşmayacağız da birazdan konuşacağız. Lay down your weapons and you shall not be harmed. Silahlarınızı indirirseniz canınız yanmayacak. Şimdi abi gerçek hayat gibi düşünelim. Tamam, silahlarımızı indiriyoruz mu deriz yoksa siz kimsiniz mi deriz? Ama şimdi bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Şakası olduklarını da bilmiyoruz. Yani kimsin dersen şakamız yok ha, silahlarını indir tarzı konuşacaklarını düşünürsek eğer şuna basacağım. Why is it that everywhere Neden we go, I end up geldiğimiz in a her yerde cell? bir hücreye I mean, atılıyoruz why did they diyor. lock us up? What is this place? Neden bizi It was a kilitlediler? training Neresi burası ground diyor. for Jedi. What? This ice hole? Yes, it Burası bir bears the eğitim symbol alanı, of the Jedi'ler Jedi için Order. diyor. But where are all the students? Ama Curious. öğrenciler You've nerede? got to be Tuhaf joking. diyor. What is a Jedi Şaka Academy yapıyor doing here in the aslında. middle of Burada bir Jedi nowhere? Akademi ne It is gezsin a diyor. place hidden from the Burası galaxy, like the Academy on Tatooine. gizlenmiştir diyor. But this place. Oh, Atreus, you have been clever. Atreus. Atreus, it's none of your Bu seni concern. ilgilendirmez diyor. Well, the sooner we're out of here, the better. Ne Two kadar çabuk crazy Jedi çıksak are iyi more than olur diyor. enough for me. İki No one çılgın told me we were Jedi going to benim be için dumped yeterince in a nest çılgın of diyor. Jedi. And what is it about this place that causes you Buradan such fear? burayı seni What do you mean? çok We're in the middle of a bunch of Jedi. You know how they are. bir No, sürü I know. Jedi'ların olduğu bir Do yerdeyiz. you Kreia see? da şey dedi. What? What are you doing? Sen ne Get yapıyorsun? out of my head! Çık Stop kafamdan diyor. struggling. Let me follow the current. Şikayet etmeyi kes, bırak da bir derine gideyim. Kaynağına Stop. gideyim. Stop. Zihnine giriyor. Ah. Aa, With the korku fear ve suç is diyor. mingled guilt. Seni bir Squirms solucan at gibi you like sıkıyor a diyor. worm. Peki And neden? the why? Ah. Aa, And there is işte its kalbi burada diyor. heart. You surprise me. Beni I could not şaşırttın get diyor. it before. Daha Your önce hissedemedim feelings are a diyor. powerful Hislerin shield. çok güçlü bir Do not kalkan diyor. worry, Admiral. Merak etme hayatım. If Eğer she o bir is a Jedi, Jedi'sa she will forgive. seni And if affedecek. she Eğer is Jedi not, değilse she will not give up. umursamayacak You diyor. can't tell her. Ona söyleyemezsin. Please, Lütfen. I'm asking you. Yalvarıyorum sana. I don't İstemiyorum. want her to Bilmesini istemiyorum think diyor. less of you. I hardly think that's possible. Still, there is no shame in what you ask. We all wage war with the past, and it leaves its Hepimiz savaşa, scars. geçmişte savaşa I will katıldık. not speak Ve of bu yours, yaralar bırakır Admiral, diyor. but there Seninkini is a price söylemeyeceğim for diyor. such Ama bunun bir things. bedeli olacak What? diyor. Ne bedeli What diyor? price? There are those who wage war and those who follow them. You are a crude thing, murderer, but you have your Sen uses. kurutsun You know katil how ama important this woman we travel with is. Even one such as you can feel it. You will serve her until I onu, release o you. kadının ne And kadar if I önemli olduğunu biliyorsun refuse, diyor. you will not. If you do, Ha, then my ona hizmet silence will edeceksin be diyor. broken. Atın da yaya And then yapmazsam ne olur dedi. Şimdi de diyor ki eğer you will be hizmet broken. etmezsen o You zaman fear ben de the Jedi, and rightly susmam so. diyor. If Atreus learns of your choices, you will never leave this place. Whatever Whatever kopmakta fear haklısın. you Eğer hold of the buradan Jedi, Atreus senin know that if you kim olduğunu disobey bilirse me, buradan asla then my ayrılamazsın dedi. punishment will make you beg for the death that has long hounded you. Wipe the fear from your Eğer bana mind. itaatsizlik You will edersen not find bütün blind sırrı obedience açıklarım a diyor. difficult master. You chose it once. You will learn to embrace it again. I don't know how you became such a manipulative witch, but why Nasıl a böyle bir vicious manipüle old scar edebilen bir like cadı yourself haline would even geldin bother with diyor me is a bigger ama mystery. No game of Dejarik can be won without pawns, and this may prove to be a very long game. You are a slippery one. Your thoughts difficult for even one such as Düşüncelerini I to okumak read. gerçekten çok I zor diyor. suspect the self-loathing that squirms within you gives you a curious strength. Sanırım senin bu Your şekilde sıkılman spirit, sana bir as kuvvet veriyor diseased diyor. as it is, refuses to allow you to give up, no matter what threats Ruhun you face and whatever wreckage you leave behind you. I feel you have crossed our path for a reason. Perhaps even you, at the right moment, may be able to turn aside disaster. If so, your potential is not yet spent. Fine. I'll be your İyi, pawn. senin şeyin But I olacağım still diyor. think you've got the wrong man. Perhaps. Ama hala But yanlış someone adam has to aldığını fly the düşünüyorum ship. diyor. And the Ama force birinin hala is a gemi hard kullanması thing to gerek diyor. predict. You have
Sen bize bir sebepten dolayı katıldın, geldin diyor. Tanıştın bizimle. Hepimiz birlikte bir sebep için karşılaştık, birleştik diyor. Daha çok Jedi'ça konuşuyorsun, açıklar mısın dedi ve seninle yeterince vakit kaybettim. Onu hemen uyu katil ve sessiz ol diyor. Kritik bir an yaklaşıyor şu anda. Yani bizden bahsediyor. Bizim Atreus'la konuşmamızı, yani kritik an bu. Çünkü şu an neler olacağını bilemeyiz. Söyleyeceklerimi dikkatli seçsem çok iyi olacak. Atreus! Atreus geldi. Odasından dışarı çıktı. Bize doğru hızlı hızlı yürüyerek geliyor şu anda. Seni tekrar göreceğimi beklemiyordum diyor. Sürgün hayatında devam ettiğini sanıyordum diyor. Galaksinin çevresinde dolaşırken hala sürgün hayatı yaşadığını sanıyordum diyor. Yine de geri döndün. Neden diyor. İntikam değil tabii ki. Önce arkadaşlarıma ne yaptığını bilmek istiyorum. Söyle. İlgin not edildi. Arkadaşlarına zarar veremedi. Güvendiler diyor. Diğerleriyle yolculuk yapmanı olağan dışı buldum diyor. Savaştan sonra arkadaş almayı kendine yok saydığını sanıyordum diyor. Yoksa bu sebepten mi buradasın diyor. Buraya gelmeye niyetim yoktu veya seni tekrar görmeye niyetim yoktu diyelim. Yine de buradasın. Belki de düşündüğün kadar kendini iyi tanımıyorsun diyor. Yine de buraya gelişin bir sebep falan diyor. Ne? Face judgment. Yargılamak mıydı? Judgment. Yanlış yazdım değil mi? Aha. Yargı, muhakeme, değerlendirme, tebligat, yargı gücü, yargı. Tekrar konseyin yargısıyla yüzleşmeye mi geldin? Tıpkı yıllar önce yaptığın gibi diyor. Sonunda neden seni attığımızı, seni neden Jedi düzeninden attığımızı, atmakta haklı olduğumuzu kabul etmeye mi geldin diyor. Şimdi abi bunu ilk defa biri oynayan biriymiş gibi düşünelim. O yüzden hafızamı tazelesin. Neden konsey beni attı? Neden? Çünkü sen bize ve düzene itaatsizlik ettin diyor. Sen Revan'la birlikte savaşa gittin diyor. Revan'ı bir Sith yapan ve seni mahveden bir büyük savaş diyor. Ben bunu Cumhuriyet'in iyiliği için yaptım. Revan için değil. Cumhuriyet savaşta Jedi'lardan yardım istedi. Bu doğru diyor. Macera aradın diyor. Savaş açlığı çektin diyor. Bekleyemedin diyor. Jedi düzeni Mandalorian tehditini araştırmak için beklemeyi tercih etti. Yine de sen onlara itaatsizlik ettin diyor. Geri döndüğün zaman sen artık bizim için bir Jedi değildin ve sen sürgüne yollanmıştın diyor. Cezalandırılmam daha da kötü olabilirdi. Bundan dolayı minnettarım. Unutulması çok şey vardı o zamanlarda. İtaatsizliğin, sözlerin. Abi bak ışın kılıcımızın rengi maviymiş. Dedi ki, yargının sonunda ise ışın kılıcını odadaki merkezin taşına sapladın ve ben de onu ışın kılıcını alıp sakladım. Böylece hiç unutmayacağım dedi.
Ben artık bir Jedi değildim. Ha dur. Bunu yapman doğru bir şeydi. Ben artık onu hak etmedim. Evet. Bir ışın kılıcı Jedi'nin silahıdır. Düzene ihanet ettiğin zaman artık o, o kılıç senin değil diyor. Her zaman onu yanımda tuttum. I have kept it, so I would never forget your arrogance or your insult to the order. Oh. Bak diyor ki, bu ışın kılıcının yanında tuttum. Böylece yaptıklarını, maceraya atılmanı, tutkularını, öfkeni, nefretini filan bunlara yenik düşerek savaşmaya çalıştığını, ondan sonra küstahlığını, düzene olan hakaretini, ne bileyim şeyini, nasıl denir, itaatsizliğini, bunların hepsini unutmayayım, unutmasın diye. Yani bizim bu bütün yaptıklarımızı unutmamak için ışın kılıcımızı almış. Eğer bir Jedi olursam tekrar onu bana geri verecek misin? Tekrar bir Jedi olmak mı diyor? Bu çok uzak bir şey diyor. Leaving the order must have been difficult for you. Yet you gave the council no other choice. Sempatik değilim dedi. Bak dedi ki yine de sempatik olmayan biri değilim diyor. Doğru mu söyledim? Yani sempatik biriymiş kendisi. Düzeni terk etmek senin için zor olmalı dedi. Yine de sen konseye başka bir seçenek vermedin. Sen bana başka bir seçenek vermedin diyor. Ben savaşa başkalarını korumak için gittim. Savaş için değil. So your choice was to meet the aggression of the Mandalorians with more aggression. That is not the Jedi way. Diyor ki, yani senin seçeneğin Mandalorian'ın aggression ne demekti ya? Aggression, bir dakika, yanlış bir kelime kullanmayalım. Aggression, ha. Mandalorian'ların saldırganlığına saldırganlıkla mı? Saldırganlıkla cevap vermek senin seçimin miydi diyor. Bu Jedi yolu değil diyor. Sana söyledim, bu saldırganlık değildi. Ben diğerlerini koruyordum. Every choice we make, whether we know it or not, her yaptığımız seçenek, it can awaken feelings, ignite passions, hate, anger, fear where none existed before. By meeting aggression, by serving as an opponent against which the Mandalorians could test themselves, you fed their hate, their lust for war. And it sent a terrible echo through you. And because of it, you and those Jedi who met them on the battlefield lost their way. And you turned on us. Aaa. Bak şey diyor. Her ne olursa olsun, işte yaptığımız her seçenek diyor, bizi şekillendirir diyor. Kaderimiz o şekilde şekillenir diyor. Böyle savaşlara gitmek hiç hoş olmayan duyguların böyle alevlendirebilir diyor. Öfke, nefret, korku, bunların hepsini yapabilir. Ondan sonra da sen dedi ki, sen Mandalorianlarla savaştın. Onların savaşa olan açlıklarını besledin diyor. Yani pardon, öyle demiyor. Onların saldırganlığını besledin diyor. Onların nefretini besledin diyor. Ve senin bu yaptıkların, her gücü hissedebilen birinin yaptığı bu kötü şeyler veya iyi şeyler güçte dalgalanmalar yaratır diyor. Ve seninkiler çok daha büyük dalgalanmalardı diyor. Ve senin yüzünden diyor pek çok Jedi yolunu kaybetti diyor. Ve sen bize ihanet ettin diyor. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ben sadece masumları korumak istedim. Bekiler Raven ve Malak sana ihanet etti. Ben değil. Without you and the other fallen Jedi to support them, to feed their lust for war, Revan and Malak's crusade was over before it began. Aa, bak diyor ki, Revan ve Malak'ı destekleyen Jedi'lar ve sen diyor, sizler olmasaydınız, Revan ve Malak'ın şeyi böyle, savaşa olan şehvetini beslememiş olsaydınız onlarla gitmeyerek diyor, Revan ve Malak'ın bu Sith seferi daha başlamadan bitmiş olurdu diyor. Abandoning fellow Jedi fighting
Eğer Jedi'lar bize destek olsaydı bir iç savaş asla olmayabilirdi. Sen Jedi eğitimlerine ihanet ettin diyor. Sana eğitilen tek şey... The Jedi teachings require we examine our actions. Acting without reflection is not our way. Sen Jedi eğitimlerine, öğretilerine ihanet ettin dedi. Ama son dediğini anlamadım, unuttum. Pardon, okuyamadım. Jedi eğitimleri yaptıklarımızı incelememizi gerektirir diyor. Reflection miydi? Reflection. Diyor. Düşünmeden hareket etmek diyor. Klasik. Düşünmeden hareket etmek bizim yolumuz değil diyor. Şu güzel bir şık. Yani öğretilerimizin iyiliği için milyonlarca insanın, dış uzaydaki milyonlarca insanın ölmesini mi tercih edersin diyelim? There was no guarantee that marching to war would have saved the Outer Rim. In fact, quite the opposite. Ne dedi ya? Anladım. Dış uzaydaki insanları, pardon, savaşa gitmek diyor. Savaşa giderek dış uzaydaki milyonları kurtarmak diyor. Yani, pardon, yanlış söyledim. Dış uzaydaki insanları kurtarmak diyor. Yani savaşa giderek onları kurtarmanın bir garantisi yoktur diyor. Söyleyebildim sonunda. Hayır. Kazanmamızın bir garantisi yoktu diyor. Ama eğer harekete geçmiş olmasaydık, Mandalorianlar şu anda Cumhuriyeti yönetiyor olabilirdi. Fiziksel zafer belki de, ama asıl zafer dedi ve biz sözünü kestik. Triumph of Pacifism. Pasifizm demek mi acaba? Pasifizm. Teslim olmanın, barışın ve teslim olmanın triumph, zafer değil miydi? Bu galiba. Do not twist my words. A physical victory is not the only victory or the only loss. Benim sözümü kesme diyor. Bir fiziksel zafer tek zafer değildir diyor. Veya tek kayıp değildir diyor. Peki Mandalorianlar durdurulmasaydı ne kadar insan ölebilirdi, farkında mısın? Bunu bilmiyorsun dedi ve o sırada bir yine sözünü kestik. Eğer Mandalorianlar ya da Mandalorlular mı deseydim? Eğer Mandalorlular kazansaydı, Jedi'lar o zaman savaşır mıydı? Yoksa ne yapılacağıyla ilgili basitçe meditasyon mu yaparlardı? Ne cüret edersin? Malakor Bey, senin öldüğün yer olmalıydı diyor. Mandalorian savaşları senin mezarın olmalıydı diyor. Bak, şu an bende awareness yüksek ya, yani uyanık biriyiz. Öfken. Öyle değil mi? Because you secretly wish... Öfken diyor. Yoksa bu gizlice beni
Pardon, savaşa gitmenin... Yoksa sen gizlice savaşa gidecek kadar gücün olmasını mı dilerdin diyor. Öfken dedikten sonra. What? What do you mean? Ne? Ne demek istiyorsun? İçinde görebiliyorum. Sen benim yanımda savaşmak istedin. Ama konseye itaatsizlik etmekten çok korktun diyor. You're wrong, just as you Yanılıyorsun were when diyor. you defied the council. I Tıpkı tire of konseye fighting with you. itaatsizlik ettiğin zaman You yanıldığın gibi lust dedi. for war and you Seninle always will, savaşmaktan and you sıkıldım diyor. succeeded in Senin savaşa distracting me olan from my questions. şehvetin diyor. So answer me. If you cannot seem to admit the council was correct, then why are you here? Cevap ya önceki kelimeyi unuttum ya cümleyi. Öyleyse bana cevap ver. Eğer konseyin haklı olduğunu kabul etmeye gelmediysen diyor. Neden buradasın diyor. Ben gemim şu değil. Bu da değil. Ama burada bir ikna edici bir şey söyleyecektik. Sitlerin geri döndüğünden bahsedecektik. Bunu söylemedik ama. Gemimi arıyorum böylece Tilos'u terk edebilirim. Your ship. Gemin mi? Ah, the Aa, Ebon Hawk. O It senin is not gemin your değil ship. diyor. Unless you're admitting to the Tabii destruction of the Paragus Paragus Mines. fabrikasındaki yıkıma sebep olmadıysan diyor. Paragus'un yıkılışı bir kazaydı. Ah, Aa, and bir kaza. something beyond your control. Kontrolün You dışında olan bir continue şey diyor. Hiç acting on your değişmemişsin diyor. opinion, putting yourself before the Düşünmektense others. hep hareket etmeyi tercih ediyorsun Do you diyor. know what you have done? Yani kısaca şey diyor. Hep düşünmeden hareket ediyorsun. Hep savaşa gidiyorsun. Hiç değişmemişsin filan dedi. Ne yaptığını biliyor musun diyor. Bir dakika. Şurada bir şey var. Tamam oldu galiba. Neden sen bana söylemiyorsun diyelim. Without the fuel from Paragus, Citadel Station cannot maintain its Paragus'taki orbit. yakıt It will olmadan crash Tilos into planet and istasyonu destruction şey will yapamaz echo diyor. across Hayatta 20 kalamaz diyor. other Ondan worlds. sonra gezegene çarpar ve nasıl ya? Bir dakika, bir dakika. Paragus'taki yakıt olmadan o istasyon var ya uzay istasyonu. Gezegenin yüzeyinde kalamaz. Gezegene doğru böyle çakılır. Ve onun yıkımı etraftaki 20 diğer dünyaya da şey olacakmış böyle. Eko. Yansıyacak mı denir? Yok. Yani onları da etkileyecek diyor. Ne demek istiyorsun diyelim. Bak ben de anlamadım şu an. Telos was a test to see if Delos the bir Republic testti could mount diyor. a restoration effort on the outer rim. When it fails, the Republic will not finance another. The other rim worlds devastated by the Sith will remain graveyard worlds, devoid of life. And that is the magnitude of your crime. Aa. Bak diyor ki Tilos bir testmiş. Şimdi Tilos Cumhuriyet şey yapmaya çalışıyor. Tilos'u restore etmeye çalışıyor. Böyle asidik bir gezegen artık Sith'lerin bombalamasından dolayı gezegeni tekrar yaşanabilir bir hale getiriyorlar. Ve eğer bunu başarırsa Cumhuriyet şey yapamayacak. Finance neydi ya? Finans mıydı? Finanse edemeyecekmiş. Ve dış şaka, dış şakadaki dünyaların bir kısmı mı diyor? Ya direkt dünyaları diyor. Ama hepsi olduğunu zannetmiyorum ben. İşte o dünyalar Sithler tarafından bombalanmış, yaşanmaz hale getirilmiş, yok edilmiş. Yani komple böyle parçalanmıyor da. Gezegeni bombalıyorlar kısaca. O gezegenler artık böyle bir mezarlığa dönüşmüş, hayattan böyle komple silinmiş. Ve bu da senin suçların bir magnitüt mü? Ben şey yazmak zorundayım. Magnitude. Muhtemelen tahmin ettiğim bir şey çıkacak. Ehemmiyet. Bunlar senin suçlarının ehemmiyeti demek istiyor galiba. Intelligence'ımız var, o yüzden kullanalım.
Beni tanıyorsun. Ben asla böyle bir suç işlemeye kalkmam diyor. Ben asla böyle kötü şeyler yapmam. Yapmazdım demek istiyor. Mandalorian Revan'a hizmet etmeye başladığından beri seni tanıyamadım diyor. How is it that you are not content to confine your ruin to yourself? You must spread it to others wherever you go. Ruin yourself with your actions if you will. Yaptıklarınla kendini mahvediyorsun veya yaparsan yaptığın şeyler seni mahvediyor diyor. Ve bu çevrendeki insanları da etkiliyor diyor. Ay pardon. Benim suçlarım mı? Sithler Paragus'u yok etti. Ben değil. Sithler mi? Ne demek istiyorsun? Sithler geri döndü ve bütün Jedi'ları ağlıyorlar. Doğru söylüyorsun. Sithlerle dövüşmüşsün. Üzerindeki yaraları hissedebiliyorum diyor. Onlarla nerede yüzleştin diyor. Sithler Paragus'a beni öldürmek için geldi. Paragus. Orada ne isteyebilirler ki diyor. Seni arıyor olamazlar diyor. Sithler benim son Jedi olduğuma inanıyorlar. Öyle mi? Eğer sen Jedi olduğunu sanıyorlarsa Sith öğretileri onları kör ediyor diyor. Son Jedi benim diyor, sen değil. Sen öğretimlerimize ihanet ettin diyor. Eğer Sithler sana saldırdıysa hata yaptıklarını anlayacaklar diyor. Eğer kaçtıysan muhtemelen kaçmana izin verecekler diyor. Ve onları eğer buraya getirdiysen onların buraya... Bir dakika. Eğer kaçtıysan muhtemelen seni salacaklar, bırakacaklar diyor. Eğer onları buraya getirdiysen ve eğer kaçtıysan seni takip edecekler. Buraya geldiklerinde seni salacaklar, benim peşime düşecekler tarzı demek istiyor galiba. Başka Jedi'lar olmalı. Son Jedi benim demiştim. Ve yanlış söylemedim. Jedi olanlar da var ama artık onlar değil diyor. Bunlar bu tehdide karşı harekette bulunmayacaklar diyor. Ama onları bulabilirim. Belki fikirlerini değiştirebilirim. Konseye ve bana ihanet ettikten sonra bana yardım etmek istiyorsun diyor. Jedi'lar senin Embrace out of fear. Anlamadım şurayı. Bak şurayı anlamadım. Commitment. Ya adı üstünde commitment'ı anlamışsınızdır zaten. Yapmaya çalışmak diyelim hadi biz buna. It's something you embrace out of fear. Jedi'lar senin korku dışı benimsediğin bir şey değil diyor. Buna kalkışmak bundan çok daha kuvvetli bir şeydir. Senin asla anlayamadığın bir şey mi diyor, yoksa anlamamış göründüğün bir şey mi demek istiyor? Anlamadım yani. Sithler kendi taraflarında sayıları çok arttı demek istiyor galiba şu ikinci şık. Jedi olsun ya da olmasın, bütün dostlara ihtiyacımız olan bütün dostlar sana lazım. Belki. Ama bana yardım edersen buradan yapılamaz diyor. Sith tehditine karşı bize yardım edecek başka kişiler var galakside diyor. Onları bulabilir, güvenlerini kazanabilirsen diyor. Gemini al, onları bul. Onları bulabilirsen Dantooine'de toplanmaları için onlara cesaret ver diyor. Orada böylece bir konsey çağırabilir ve ne yapılabilir? Karar verebiliriz diyor. Bize yardım edebilecek birileri varsa onları bulacağım. O zaman seni yoluna gönderiyorum. Artık gitme zamanı geldi. Biz onu çıkarırız hanımım dedi.
Bizimle gel. Bak abi, bu da Handmaiden. Yani ismi Handmaiden olarak geçiyor. Eğer erkek olsaydık bu kız bizimle gelirdi ama biz kız olduğumuz için bizimle gelmeyecek. İyi misiniz hanımım? Sürgün bana unuttuğum bir şey hatırlattı diyor. Beni bağışlayın ama sormalıyım. Daha önce sizi bu kadar çabuk etkileyen, çok güçlü etkileyen birini görmemiştim diyor. Hepimizin kahramanlarımız var ve onların... The day we judged her, I stood in the chamber and she was so right. Onu yargıladığımız gün odadaydım ve o çok haklıydı diyor. Kendimden şüphe duydum diyor. Ama artık yoruldum. Meditasyon yapmalıyım. Elbette hanımım, diğerlerini rahatsız edememenizi söylerim dedi. Ve lütfen kendinizi yormayın, biz buradaki işleri hallederiz dedi. Bazı yerleri çeviremiyorum, kusura bakmayın ama en azından diğer çevirdiklerimde anlayacağınızı umuyorum yani. Aman ha, karanlık puan gelmesin. Güzel. Komple aydınlık. Jedi Konseyi'nin bir üyesini buldun, Atreus. Telos'taki bir kutup akademisinin içinde, pardon, gizli bir kutup akademisinin içinde buldun diyor. Hostility ne demekti ya? Bir düşmanlıktan sonra sana diğer Jedi'ları bulmanda bulma konusunda yardım etmene izin verdi diyor. Ve böylece Dantooine'deki Jedi Anklavı'nda tekrar birleşmemize de izin verdi. Yani bu ikisine izin vermiş. Abi de burada çok güzel bir şey var. Şimdi ben bunları tekrar bir elime alayım. Harika bir şey var şöyle. Handmaiden sistemine tıklıyoruz. Bakın abi, burada bir görev var. Görev demeyelim de bize bayağı XP verecek ve işte dövüşümüz konusunda bize kolaylık sağlayacak bir şey. Buna tıklıyorum. Neden yanıma geldin? Arkadaşlarımı arıyorum. Unuttum, boşver. Yani onlar mahkum. Bir bakıma onları bir hapishaneye kapatmışlar. Güvende olsunlar diye onları kapattık. Ta ki... Atreus cautioned us against your tactics, fearing that your allies would create a distraction. Your companions gave us little trouble, however. The male could have presented some challenge if he had resisted, but he chose not to. Senin yardımcıların bize biraz sıkıntı yarattı. Yine de şu erkek olan eğer direnmiş olsaydı bize bir meydan okuma olabilirdi diyor. Meydan okuma. Ben böyle anladım. Ama o direnmemeyi seçti. Kim? Atan mı? Biraz Echani eğitimi var onda diyor. Bunu çok iyi saklıyor ama tehlikedeysen... Haa bak, diyor ki bu eğitimi iyi saklıyormuş, yani göstermiyormuş, yani belli etmiyormuş kısaca. Ama tehlikede olduğu zaman bu maskesi düşüyormuş. Yani sonuçta bunu bir maske gibi gizliyor. Bizim iyi bildiğimiz bir stansa dönüşüyor, böyle maskesini düşürüyormuş. Bu eğitimi nereden almış olabilir? Bilmiyorum. The Echani forms are known to be taught to military special forces throughout the galaxy. If the source is a mystery to you, perhaps you should ask him. It would be wise to know those you travel with. Diyor ki normalde Echani eğitimleri galaksinin böyle özel askeri birliklerinde eğitilirmiş normalde. Eğer bu kaynak sana şeyse, böyle gizemliyse, belki de ona sorabilirsin diyor. Birlikte seyahat ettiğin arkadaşlarını tanımak akıllıca olur diyor.
Peki Ebon Hawk nerede? Gemin şu an hangarda diyor. Atreus buradan gitmen konusunda sana izin verdi diyor. Eğer onun hizmetinde kalırsan hem gitmene izin verdi diyor, bir yandan da şey diyor, eğer onun hizmetinde kalmaya devam edeceksen geri dönmene de izin verebilir diyor. Başka sorularım var. Sorabilirsin. Siz burada ne yapıyorsunuz? Jedi'lara ve izliyoruz diyor. Ne Jedi'ye hizmet ediyorsunuz? Burada çok fazla yok ki. Jedi, Atreus buradaki tek Jedi. Bu doğru. Ama hanımımız yakın zamanla başkalarını da getirecek diyor. Ben de bir Jedi'yim. Sen Jedi değilsin. Atreus bunu bize açıkça söyledi diyor. Sen savaşa gittin diyor. Diyor ki sen savaşa gittiğin zaman diyor. O Jedi unvanını resmen böyle söküp attın diyor. Ve bambaşka biri oldun diyor. Sen bir Jedi olmak için eğitim mi görüyorsun? Hakaret etmediğini biliyorum. Jedi olmak bizim için yasaktır diyor. Buradayız çünkü biz Jedi değiliz diyor. Bu bizim amacımız diyor. Bir dakika, niye hakaret olsun mu? Niye hakaret olsun? Pardon. Amacınız mı diyelim? Jedi öğretilerini öğrenmemek üzere yemin ettik diyor. Atreus believes the new Jedi order that shall arise here will need to be guarded and watched by those not touched by the Force. She thinks it will give balance. Allah Allah. Bak diyor ki biz Jedi öğretilerini öğrenmemeye yemin ettik diyor. Ve bizim buradaki görevimiz Atreus yeni Jedi düzeninin burada yeni yükselecek olan bir Jedi düzeninin, yepyeni bir Jedi düzeninin işte bizim gibi gücü hissetmeyenler tarafından korunması ve gözlenmesi gerektiğine inanıyormuş Atreus. Ve Atreus bunun sayesinde bunun denge getireceğine inanıyormuş. Şimdi bir nevermind diyeceğim. Şurada bir save alacağım ve kaydı durduracağım.